Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi biraz önce canlı yayındaydık. Canlı yayında canlı klan savaşı çekmiştik. Hem benim hesabımla hem de Bekir Usta'nın hesabıyla iki tane saldırı yaptık arkadaşlar. Bu arada Siyah Sancak klanına da başarılar diliyorum. İki tane saldırı yaptım, hatta dört tane yaptım da. Şöyle anlatayım. İlk saldırımız 97'de kaldı arkadaşlar. Mehmet Çakır'la daldık. Yani şu saldırıyı bir izleyin isterseniz. Hani bu saldırı 97'de kalınca zaten dedim herhalde bir üstümüzde bir uğursuzluk var. Neyse, şimdi bir saldırıya bakalım arkadaşlar. Hani ben buradan girdim. Rakip kraliçeyi keseceğim ve taktik avcı uçağını kesmeye çalışacağım. Rahat bir şekilde girişimizi yaptık. Öfkemizi kullandık. Rakip kraliçeyi indirmek için burada öfkeyi bastık. Kraliçeyi indirdik. Lakin 3 tane Tesla üstüne 2 X-Yay'ı vurunca ben burada dedim kraliçeyi kaybedeceğim. Burada bir öfke büyüsü daha kullanıyorum. Rakip kral geliyor. Kralı da burada indirmeye çalışıyorum. Lakin 2 X-Yay'ı ve kral kraliçeyi neredeyse kesmeye geliyor arkadaşlar ve kraliçe ölmesin diye özelliğini kullanıyorum. Evet, burada kraliçemiz yoluna devam ediyor. Lakin ben hava saldırısı için hazırlık amacıyla kralımızı buradan bıraktım. Şu bölgeyi temizleyip buradan hava saldırısına başlayacağım. Burada kraliçeye bakın arkadaşlar, ne yapacak? Aslında kralı buraya da bırakabilirmişim. Burayı temizlese güzel olurmuş. Evet, burada hava savunması şifacıları vuruyor. Öfke büyüsünü kullandım. Kraliçe hızlı bir şekilde burayı temizledi. Bakın, okçu kulesi indi. Şuradaki cehennem kulesine dönse sıkıntı kalmayacak. Cehennem kulesine dönmedi. Yukarı gitti ve ben üst taraftan hava saldırısına başladım. Kraliçemiz geldi. Burada çoklu cehennem kulesini 3-4 vuruşta indirdi. Hava saldırısı güzel bir şekilde devam ediyor. Balonlar koruyucunun da etkisiyle merkeze doğru toplanacak. Burada belediye binasını ve hava patlatıcısını dondurdum. Neden dondurdum? Çünkü burada şeyler geliyor. Balonları bir türlü götürmedi. Yine dondurdum. Yine balonlar yetişemedi. En son balonlar yetişti. Lakin burada da belediye binası bayağı vurdu. Ben baktım olacak gibi değil. Burada koruyucunun özelliğini kullanıp son anda da olsa belediye binasını indirdik. Bakın, buraya kadar çok güzel. Elektroyu aldı. Ejderi aldı. İlk ejderi aldı. Sonra elektroyu aldı. Şimdi bir ejder daha aldı. 3 ejderi indirdi tekli cehennem kulesi. Burada canı dolu olan ejderi yine alıyor. Bakın. Bunu da aldı. Buna geliyor. Bunu da alıyor. Son 2 savunma. Bunu da aldı. Son olarak kraliçenin canı neredeyse max. Geldi. Kraliçeyi de kesiyor. Bir türlü kraliçe dönmedi. Velhasıl burada 97'de kaldık arkadaşlar. Tabi chat bu arada koptu, gülmeden yıkıldık. İkinci saldırımız 3 numaraya başkanın hesabıyla daldık. Buraya dedim ki ben buradan girip taktik avcı uçağını keserim, klan kalesini temizlerim, ondan sonra madenci saldırısına başlarız. Aynı o şekilde yaptık arkadaşlar. Burada girişimizi yapıyoruz. Bakalım. Evet, burada rahat bir şekilde girişimizi merkeze doğru giriyoruz. Yalnız burada koruyucu 30 seviye koruyucu, sanki dersin 150 seviye koruyucumuş gibi. Kraliçenin canına bakın arkadaşlar. Burada mecburen bir öfke büyüsü kullanıyorum. Neredeyse kraliçeyi kaybedecektim. Klan kalesi geliyor. Hemen zehir büyüsünü attım. Hem iskeletleri hem ejderleri yavaşlattım. O duvar kırıcı biraz ters gitti ama yine de duvarı kırmayı başardık. Burada kraliçe yoluna devam ediyor. Merkeze doğru girmeye çalışıyorum. Bu topa herhalde bebek ejder atıyordum. Aynen. Kenarlara da birer tane okçu bırakıp burada, evet, burada kraliçenin özelliğini basmasam kraliçeyi kaybedeceğim ve öfke büyüsünü tekrardan atıyorum arkadaşlar. Burada çünkü 2-4 tane savunma aynı anda vuruyor. Üstüne bir de kraliçe geldi. Kraliçenin geldiğini görünce dedim en iyisi bir öfke büyüsü dağıtalım. Rakip 60 seviye kraliçeyi indirmemiz lazım. Kraliçeyi biraz öfkeyi geç attım ve şifacılara değmedi arkadaşlar. Ondan dolayı şans eseri kraliçe ölmedi ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar.
Şimdi burada kralı dış tarafı alması için bıraktım. Tokmakla merkeze tünelimi açtım. Kral burayı temizleyip içeri gelecek. Ve madencileri toplu halde bırakıyorum. Çünkü taktik avcı uçağı öldü. Bize sıkıntı yaratacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Ondan dolayı madencileri yolladık. Burada Cehennem Kulesi biraz sıkıntı yaratıyor. Ama sayı çok olduğundan dolayı bir şey olmaz. Burada madenciler güzel bir şekilde yola devam ediyor. Belediye binasına hiçbiri dönmedi. Kraliçe merkeze geldi. Tokmak ilerliyor. Tokmak burada parçalanıp devler ve atıcılar belediye binasına vuruyor arkadaşlar. Lakin koruyucunun özelliğini erken basmak zorunda kaldım. Dedim bu belediye binası inecek aga. Yoksa sıkıntı yaşarız. Çok şükür atıcılar son canla belediye binasını kesti. Burada şifacılar şifa büyüleri madencilerin canını dolduruyor. Yalnız şurada bir şöyle bir hata yaptım. Kraliçe burada yoluna devam ediyor. Madenci sayısı çok fazla. Hani neredeyse tamamı hayatta duruyordu. Ben burada madencilere şifa attım. Kraliçeye atsam kraliçe ölmeyecek arkadaşlar. Kraliçeyi burada kaybetmemiz sıkıntı oldu. Çünkü iki hava savunması da kraliçeye döndü ve korku dolu anlar burada başladı arkadaşlar. 90 94'teyiz. 95 96 97. Evet, burada son 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yani madencilerin bir kısmı vursa 100 olacak arkadaşlar. Yani saniyenin yani nasıl diyeyim, binde biri artık binde onu mu artık yüzde biri mi ne, öyle bir şeyle kaybediyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı zaten 99'da kalınca ben çıldırdım. Dedim ya bugün üstümüzde var herhalde bir şeyler. Zaten ondan sonra bu köye daldım. Burada moralim bozulmuştu. 2 yıldızda kaldım. Burada da daldım, 0 aldım. Zaten tam kraliçeyi kaybettim ilk saldırıda. Hani köyün ilk girişinde kaybettik. Ondan dolayı bayağı moralim bozuldu. 0 çektim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bir anket koyacağım. Ankete katılın. Kupa kasmayı bırakalım mı, devam edelim mi? Çünkü kupa kasarken canlı saldırı yapamıyorum. Köy açmıyor arkadaşlar. Yarım saat, 1 saatte bir köy açıyor. Onu da videoya almak çok zor. Şimdi saldırı olarak da şöyle aldığım kupaları göstereyim. 6 kupa, 7 kupa. Üçlemişim 11 kupa. 2, 3, 3, 9, 11. Yani şurada bir 15 kupa vermiş. Ölümü gelmiş. 9 kupa. Yani 20 kupayı görmemişiz arkadaşlar. Peki savunma nasıl? 2 yıldızı 34 kupa. Yani 3 yıldıza 51 kupa yapıyor. 36 kupa açmış. Burada bir tane kazandım. Ölümü gelmiş herhalde. Burada 15 açmış. İlginç. Çünkü kupası çok yüksek. 5900 olan bir kupa açmış. 5900 adam şu an kaçıncı acaba? Dünya 8.'si olmuş eleman. Vay be. Hacı abi. Şu an 5900'de acaba kaçıncı sırada olursun? En iyi oyuncular ne durumda? 6200'de. Evet. İlk 200'e falan girer. Yani kupa böyle arkadaşlar, gerçekten de kupa zor yani. Şurada baksanıza 48 kupa açmış, 18'i yemişiz, eksi 45 açmış, 30 yemişiz. Burada yine öylesine. Yani kupa bu şekilde arkadaşlar, 45, 29, yediğimiz eksilere bir baksanıza. Yani nasıl kupa kasacaksın? Ben çok saldırı yapamıyorum, günde bir kere giriyorum, onda da 2-3 saldırı yapabilirsem yapıyorum, çıkıyorum. 2-3 saldırıda 30 kupa alıyorum. Adam geliyor bir saldırıda kaç götürüyor? 34. Yani bak, bir saldırıda 34 almış. Bir günde kaç yemişiz? Eksi 36. Peki bir günde kaç saldırı yapmışız? Bir tane saldırı. 2 günde kaç saldırı? 3 saldırı neredeyse. Evet. Yani bu şekilde kupa kasmak ne kadar şey arkadaşlar, doğru bilmiyorum. Onun için ankete katılmayı unutmayın. Saldırılardan da gösterecektim de fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer derseniz kupa kasmayı bırakırız. Canlı olarak saldırılar videolara devam ederiz. Ama yok derseniz de 6000 kupa için zorlarız arkadaşlar.
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni azat et, vurayım kendimi derviş misali dağlara. Aşkından ozan oldum bülbül misali susmuyor.